Sesi Düşünenler programına hoş geldiniz. Bugün müziğin dilinden konuşacağız. Babası Osmanlı geleneksel müziği kültürüyle Cumhuriyet nesilleri arasında köprü kurmuş bir üstad. O da babasının izinden gitti. Bu kez babadan miras kalan sağlam bir Türk musikisi gölgüsüyle aldığı çok sesli Batı müziği eğitimi arasında sağlam bir köprü kurdu. Lirik aşk şarkılarından devrimci parçalara, tiyatro müziklerinden Türk şairlerinin şiirlerine kadar unutulmaz bestelere imza attı. Evet, Sayın Timur Selçuk bugünkü konuğum. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Evet, en son gelişmeyle başlayalım. Son çalışmanız Babamın Şarkıları evet. adını taşıyan albümünüz. İsmiyle bir kere çok güzel bir albüm bu. Hem ismi, hem içeriği, hem müziği, hem de o müziklerin sizin satırlarınıza yansımış şekliyle başlı başına çok güzel bir çalışma. O yüzden müzik adına, müzik dünyası adına, Türk sanatı adına bir kez daha sizi tebrik ederek başlamak istiyorum. Bir de tabii özel bir teşekkürümü de burada iletmek istiyorum. Bu son çalışmanızla ilgili olarak ilk kez Sesli Düşünenler programına katılmayı kabul ettiğiniz için. Rica ederim, ben mutluluk duyuyorum. Efendim, babamın şarkıları dediniz. Dolayısıyla biraz babanızla konuşarak başlamak istiyorum. Şimdi girişte de belirttiğim gibi Osmanlı geleneksel musiki kültürüyle Cumhuriyet nesilleri arasında köprü kurmuş bir üstad olarak biliniyor. Hatta Peyami Safa'nın yüzyılın en büyük seslerinden biri kabul edilen babanız için şöyle bir tanımı var. Osmanlı musikisinin tükenme devrinde insan sesi muhtaç olduğu disiplini Münir Nurettin'in mümtaz ve kibar şahsiyetinde buldu. Şimdi bunların hepsi çok güzel ama acaba biz bugün gerçekten böylesine müzik dünyamızda, müzik kültürümüzde dönüm noktasına imza atmış Münir Nurettin'i yeterince tanıyor muyuz? Mustafa Kemal'i ne kadar tanıyorsak ya da bize başucu kitabımızı getiren öbür ilahi Mustafa'yı ne kadar tanıyorsak, ben ikisini de şeklen tanıdığımız kanısındayım. Evet. Namazlarda sadece yatıp kalktığımız kanısındayım. Mustafa Kemal'i de belli günlerde selama durarak ya da işte iki dakika düdük bitene kadar sessiz kalarak tanıyoruz. Münir Nurettin'i de, Münir Nurettin gibi diğer bilimde, sanatta, felsefede bizi biz yapan bütün değerlerimizi de sadece bu şekilci yanlarıyla tanıyoruz. Onun için bu haldeyiz. Ki sizin yine bir yazınızda okuduğum kadarıyla aslında babanızın olmasının ötesinde müzikte bir duayen olmasından dolayı toplumun geniş kesimleri tarafından daha fazla sahiplenilmesi ve sevilmesi ve o geleneğin sürdürülmesi için bir mücadele verdiğinizi biliyorum. Ama bir yerde öyle bir anekdot anlatmışsınız ki çok etkilendim. O da babanızın vefatı sonrasında cenazesi için Nişantaşı'ndaki kaymakamlığa evet. gidip yaşadığınız olay. Evet. Bu işleri ben hallettim. Son ablamın yanında, sevgili Meral'in yanında kalıyordu babam. Allah herkese öyle bir kız evlat nasip etsin. Bu işlemler için nüfus kağıdını aldım. Önce bir doktora gittim Osman Kliniği'nde. Sonra kaymakamlığa gittim. Orada oturan kızımıza verdim. İşlem yapılacak. Gayet normal bir işlemden sonra tekrar geri aldım. Şimdi tabii yadırgamazdım. O zaman yadırgadım. Şimdi hiçbir şey beni Türkiye'de şaşırtamaz artık. Mümkün değildir. Yani farklı bir davranış olursa şaşırırım. Ama o zaman yadırgamıştım. Demek bazı şeylerimi hala o yaşta kaybetmemişim. Çok etkiledi beni. Yani hangi toprağa bastığının farkında olmayan bir katibe, hangi toprağa bastığının farkında olmayan bir milletvekili, hangi toprağa bastığı, hangi kültürün üstünde durduğunu farkında olmayan bir cumhurbaşkanı, bir başbakan, bütün siyasi tarihimize bakarsanız bu saydığım başlıkları taşımış olan kişilerin
kültür adına ne kadar çürük olduklarını biraz gayret gösterirseniz derhal konuşmalarından vesairelerinden çıkarırsınız. Benim dilim sivridir inşallah bugün sizi rahatsız etmem fazla. Estağfurullah, o konulara da değiniriz ama orada çok önemli bir nokta. Yani vefat eden kişinin Nurettin Selçuk olduğunu görmesine rağmen hiçbir ifade olmadan, hiçbir tepki ne göstermeden. Yani o zamanki asgari ücretli 8-9 saat çalışan, akşam sabah 1-1,5 saat işine gelmiş evinden, akşam tekrar o trafikte 1-1,5 saat gidecek evine. Ben onu ayıplamıyorum ki, ben bu çuvaldızı kendime batırıyorum. Demek ki yeterince ben ve benim gibiler, yani bu cumhuriyetin eğitim olarak ve nispeten kimseye muhtaç olmadan yaşayacak kadar kazanan kişileri olarak, yani bu cumhuriyetin nispeten kaymağıyla beslenmiş kişiler olarak biz görevlerimizi demek tam yapmadık diyorum. Ben kendime kabahat buluyorum ve onun içinde artık hiçbir şey beni etkilemiyor. Ve tam tersine çıtayı daha yukarı koyuyorum, mücadele çıtasını. Onun için bunları anlatıyorum size. Yine babanızın bir sözü var burada, gündeme getirmek istiyorum. Halkın hemen anlayacağı, onun gönlünü alacak popülist şeyler yapmayan sanatçılar daima büyük fırtınalar, acılar, yokluklar yaşamışlardır demiş. Doğru söylemiş. Evet. Az konuşurdu. Benim çenem daha düşüktür. Annem tiyatrocu olduğu için ben birazcık konuşma zevkini, lezzetini annemden aldım. Çok güzel bir hanımdır. O da sizin gibi. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Onun için babam daha ketumdu. Daha, yani bunu bile söylemiş olması çok enteresan demek. Çok fazla öfkelendiğim zaman. Ben daha zaman çok konuşuyorum diyorsunuz. Daha da evet, öfkelendiğimde evet, sert konuşuyorum diyorsunuz. Tabii. Bu konuda da aslında biraz eleştiriliyorsunuz. Ne kadar iyi. Çok memnunum. Öyle mi? Öyle. Türkiye Cumhuriyeti'nde akvaryumda yaşayan bir tatlı su balığı olmaktansa, suya sabuna dokunmayan, öyle bir Türkiye'de sessiz kalan bir yurttaş olmak benim için en büyük hakarettir. Onun için ben aksiyim, ukalayım ve kavgacıyım ve çok mutluyum. Peki bir müzik insanının aksi, öfkeli, sert bir üsluba sahip olması şaşırtıcı değil mi? Niye şaşırtıcı olsun efendim? Benzetme tabii haddimiz değil ama Beethoven evde yuno işlemiyordu, kazak örmüyordu herhalde. Değil mi? Yani biz öyle müzik tarihimizde, çünkü dünyanın malıdır Beethoven. Onun için müzik tarihimizde rahatlıkla diyebilirim. Ben öyle kazak ördüğünü, mantı pişirdiğini falan hiç, ayrıca ben yemek yapmayı çok severim, ayrı mesele de, bizim yapımız kavgacıdır. Bütün besteciler için bu böyledir. Kimi dışa vurur, kimi kendi kendini yer. İşte ben biraz kendi kendimi yedim, midemin 5'te 4'ü gitti. 2 büyük ameliyattan sonra. Sonra biraz aklımı başıma topladım. Biraz da etrafımı yiyeyim dedim. Yani beni bu hale getirenleri. Onun için başladım kavgaya. Zırhımı giydim, Zülfikar'ı kuşandım ve kavgaya başladım. Babanızda da biraz acaba böyle bir sert üslup var mıydı diye merak ettim. Nadiren çok damarına basılmışsa, çok nazik bir, tam bir İstanbul beyefendisiydi. Keşke ondan biraz bir şeyler alabilseydim ama o dönem zaten onu sinirlendiren fazla bir sinirlendirecek Türkiye yoktu demek. Ama bir yerde okuduğum, yani aldığım duyumlara ve elde ettiğim bilgilere göre Mustafa Kemal Atatürk'ü bile bir sofrada azarladığını okudum mesela. Yani birlikte bir Münir Baba'yı çok seven, atamız çok severmiş Münir Baba'nın sesini ve kendisini. Bir şarkı okurken, ağır da bir eser. Tabii paşamız savaşmak başka, şarkı söylemek başka bir şey. Herhalde yanlış söyledi. Babam da durmuş. Ya siz söyleyin ya ben söyleyeyim demiş. Yani iki yıldız uzayda karşılaşmışlar. Ama tabii Mustafa Kemal öyle bir insan ki bunu hiçbir zaman bir intikam meselesi haline getirmemiş. Çünkü onun insan kumaşı çok önemli. Evet. Yani öyle ya, Yaradan'ın rahmetiyle buraya bize armağan edilmiş bir insan. Onun için de bunu bir intikam meselesi yapmamış. Peki yine o dönemle devam edecek olursak, sizin bir yerde şöyle bir açıklamanız var. Çok önemli bulduğum için burada biraz o konuyu açmak istiyorum. Şimdi o dönemde işte yeni bir hareket, hem sanatta hem kültürde hem ekonomide bir canlanma, bir hareketlenme, belki de bir kültür devrimi diyebileceğimiz Cumhuriyet sonrası dönem. Tabii konservatuvar kuruluyor 1936 ve siz şöyle diyorsunuz: Adnan Saygun ve ekibi Türk musikisini sevmediği için sadece halk müziğine yönelerek yanlış bir başlangıç yapmıştır.
Hatta o dönemde geçici olarak radyolarda bir dönem Türk musikisi yasaklanıyor. Sanıyorum 32-34 arası 1,5 ya da 2 yıl kadar yasaklandı. Şimdi tabii bazen kraldan fazla kralcılar vardır. Mustafa Kemal de bunu dolaylı olarak Türk musikisinin yasaklandığını öğreniyor. Bir de son dönemleri biliyorsunuz sağlığının da bozuk olduğu dönem. Konservatuvar meselesine gelince atamızın söylediği Batı müziğinin geliştirdiği tekniği, metodu bizim ulusal kültürümüzle birleştirmek diye yola çıkıldı. Ama 36'da bu tam tersine çevrildi. Adnan Hoca Türk çok sesli müzik tarihinde bir doruk noktasıdır. Bize doğru yolu göstermiştir ama Türk musikisini sevmediğini çok iyi bilirim. Türk musikisini sadece belli notaların yan yana gelişi diye bilir ama Türk musikisi metrik olan akustik fizik ötesinde yaradanın rahmetini taşıyan bir farklı boyut taşır. Yoksa tek sesli bir müzik hala böyle aslanlar gibi yaşıyor olmaz. Onun için Adnan Hoca, Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Adnan Hoca ve hala bugün konservatuvardaki hocaların %99'u Türk musikisini sevmezler. Ki zaman çünkü zaman da böyle tartışmalar hep gündeme gayet gelir. Gayet tabii, çünkü henüz Türk musikisindeki bir dede efendi çapında bir Türk bestecisi çok sesli eser üretmemiştir. Ben size söyledim, benim dilim sivridir. Bunları konuşmak lazım sevgili Zede. Yoksa biz bu işleri halledemeyiz. Evet. Bir Mimar Sinan çapında eser gördünüz mü Cumhuriyet döneminde? Holdinglerin cam kulelerinin ötesinde ne gördünüz Allah rızası için? Onda bir çapında bir Mimar Sinan eseri görebildiniz mi? Bir dede, tek sesli müzik, bir dede, bir Itri, bir Üçüncü Selim çapında Türk beşlerinden bir eser bana söyleyebilir misiniz? Ki hadi, siz bir yerde daha da öteye gidip şöyle en demişsiniz. En uç noktada konuşuyorum. Ben sarsmak Itri'yi, lazım. Dedeyi, bir Sadullah Ağa'yı, bir Üçüncü Selim'i, 10 tane Bach'a, 10 tane Beethoven'a ve 10 tane Mozart'a değişmem demişsiniz. 10 taneyi çok kibarca söylemişim. Çünkü eğer bu büyük üstadlar, Türk musikisi üstadları tek sesli bir imkan içerisinde yeryüzünü, gökyüzünü, insanı, kuşu, ırmağı, akarsuyu, her şeyi bağdaştırıp anlatabiliyorlarsa, öbür alemde dede geldiğinde muhakkak ondan önce gitmiş besteciler, çok sesli müzik bestecileri Bach da dahil olmak üzere ayağa kalkarlar. Ki siz klasik batı eğitimi almış gayet bir müzisyen olarak kardeşim, bunu gayet söylüyorsunuz. Gayet tabii. Bunu söylüyorum, bunu söylemekten onur duyuyorum. Çünkü ben kültürümle onur duyuyorum kardeşim. Peki babanız geleneksel Türk musikisinin üstadı, o konuda öğrenciler yetiştiriyor. Ama oğlunun batı, klasik batı müziği eğitimi almasını istiyor. Neden? Çünkü o kendi değerini de bilen bir insandı. Benim doğduğum zaman kulağıma ismimi dualarla söyleyen, çünkü yöntem odur. Müslüman ailelerde duayla birlikte baba evladını kucağına alır. O duayla, o ilahiyle birlikte senin ismin bu der. Ben 20. yüzyılın en güzel sesinin sesiyle ve de Yaradan'ın adıyla ismimi kulağımda Türk musikisiyle duymuş bir insanım. Dolayısıyla babam bunu bildiği için, kendi değerini bildiği için, Türk musikisinin değerini bildiği için herhalde benim de bir şeyler yapacak biri olacağımı hissetti belki. Onlar kadar olmasa bile. Nasılsa bunun ruhunda, kulağında, gönlünde bu Yaradan'ın rahmetinin bulunduğu Türk musikisi, onun beslediği Türk musikisi var. Bunu halleder bu çocuk nasılsa. İşe biraz daha karmaşık olandan, en azından malzeme olarak biraz daha karmaşık olandan başlasın. Batı müziği öğrensin. Nasılsa yolu tekrar buraya düşecekti. Doğru düşünmüş. Ben uzun yıllar Batı müziği eğitimi aldıktan sonra Türk musikisinin değerini çok daha iyi anladım. Peki hiç gelgitler yaşadınız mı bir senteze varmadan önce? Yok. Ben hep Türk musikisini sevdim. Hep babamın konserlerini. Evde ne çalınırdı? Ne dinlenirdi mesela? Ben tabii piyanoyla ilgileniyordum. Sonra bir süre siz piyano çalıyordunuz dersi, belki ama bir yandan da evde babanızın plakları çalıyordu. Ortaokuldayken bir süre tambur dersi aldım. Sonra yani babam evde tambur çalardı, şarkı söylerdi. Dinlenen müzikler Türk musikisi ve tabii soylu Türk musikisi. Yani Zeki Müren dinlenmesi bizim evde. Onun da tarzı ayrıdır. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Ama ikisini birbirine karıştırmamak lazım. Yani dinlence, eğlence tarzındaki Türk musikisi değil, Münir Nurettin okuduğu Türk musikisi dinlenirdi.
bunu söylemek, bunu, bu ayrımı yapmak lazım. Yani aklar karalar karıştı Türkiye'de. Başlar ayak, ayaklar baş oldu. Herkes yerini bilirse dinlence eğlence müzikleri de hangi ölçüde, nerede, ne kadar dinlenecek bilinirse sanat müzikleri de aynı şekilde. O zaman sağlıklı yurttaşlar çıkar ortaya. Ama müzik besini bir tek eğlence müziğinden elde etmeye çalışırsa bir ulus, o ulus kısa sürede istila edilir. Irak'a yollanan orduya falan gerek yoktur. O tüketim malzemeleriyle istila edilir o. Zaten Türkiye yarı yarıya istila edilmiş durumda. Ki işte zaten sonrasındaki o yağma da o halkın aslında ne kadar o kültüründen, kendi kültüründen kopartıldığının bir göstergesi olarak yorumlandı sosyologlar tarafından. Peki bu albümünüzle, bu güzel çalışmanızla devam ediyorum. Babamın Şarkıları albümünde burada çok güzel bizimle paylaştığınız müthiş anlamlı resimler var, fotoğraflar var. Birkaç tanesini izleyicilerimle paylaşmak istiyorum. Burada örneğin babanızla birlikte sahnede, bildiğim kadarıyla Galatasaray Lisesi'nde konferans salonunda, bizim Tevfik Fikret konferans salonunda ben ona piyano ile eşlik ettim bir konser sonrası. Müthiş. Bir resim daha var. O da çok güzel. Onu da hemen burada göstermek istiyorum. Çok doğal bir ortamda çekilmiş bir resim. Yine sizle babanız. Hemen şurada bulmaya çalışayım. Eder Bey'in jübile resmi mi acaba? Evet. Şimdi burada bir... Evet. Ankara'da şu... o Arı sinemasında, o zaman Arı sinemasıydı. Benim babanın 60. sanat yılı. Rahmetli Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk de gelmişti. Orada kuliste. Babanıza masaj yaparken. Evet, ona o müzisyenler bu tarafta, onlarla prova yaparken ben de öyle arkasından ona şöyle bir omuzlarına masaj yapayım. Çünkü şarkı söyleyenlerin omuz kasları ve de ense kaslarının rahat olması lazım. Şimdi biz dışarıdan tabii okuduğum kadarıyla, ben mesela son derece disiplinli çalışan, otoriter bir insan portresi aksediyor. Nasıl bir insandı günlük yaşamında? Siz baba çocuk olarak nasıl bir ilişki yaşamıştınız? Şimdi tabii ben babam hiç dediğim gibi pijamasıyla terlikleriyle hatırlamıyorum. O da beni ilgilendirmiyor. Çünkü ben de özel bir insanım. Babam çok özel ve çok güzel bir insandı. Yani insan olarak da, fizik olarak da çok güzel bir insandı. Dolayısıyla ben de onu öyle kabul ettim, öyle gördüm, öyle bildim. O bakımdan bu normal aile ilişkileri doğrultusundaki tartı malzemeleriyle babamı ölçmedim. Çünkü demek ben de aynı kumaştanım ve benim de tartılarım çok küçük yaştan itibaren farklı teraziler kullanıyordum demek. Onun için hep ölçülü, sıcak ama Osmanlı eğitimi de aldığı için demek ki kendi ailesine, babasıyla da öyleydi. Ben babaanneme yetiştim ama dedeme yetişemedim. Mesafeliydik, ölçülüydük ama soğuk değildi. Ketum dediniz mesela. Ketumdur. Evet. Şöyle bir yerde yine yaptığım ön araştırma çerçevesinde şöyle bir bilgiye ulaştım. Hiçbir zaman yaptığı müziğin kötü olduğunu söylemedi. Ama coşkuyla aferin evladım da demedi demişsiniz. Birkaç yıl önce Hürriyet Gazetesi'ne verdiğiniz bir röportaj. Yani yaptıkların kötü demesi için bir neden zaten yoktu. Dolayısıyla bu anlamda bir eleştirisi olmadı. Ama ne bileyim, şu şöyle mi olsaydı, bu böyle mi olsaydı, şunu bir daha gözden geçir. Mesela İstanbul Oda Orkestrası ile yaptığımız çalışmalarda ilk konserlere geldiğinde ezgi biraz daha ferah kalsın, arkadaki orkestrasyon biraz daha yalın olsa daha iyi olur. Türk musikisinin sihri, büyüsü ezgisindedir. Onu gölge edecek bir yazı, arkada bir yazı olmamalı. Fon daha yalın olmalı ki ben bu çalışmada ona gayret ettim. Bu tip şeyleri vardı. Sevdiği, beğendiği zaman da onun bir ölçülü bir gülümsemesi vardı. Daha ziyade gözüyle kalbini anlatan bir yaklaşım vardı. Ben onu anlardım yani. Demek ki başarı payı daha fazla yaptırmıştı yani. Demek ki %65'i aştım diye. O bakımdan konuşmadan anlaşırdık. Ne güzel. Devam edeceğiz. Size dair çok ilginç bilgiler var elimde. İzleyicilerimle paylaşmak istediğim o müzik serüveninizde. Hay hay. O konulara değineceğiz ama kısa bir aranın ardından. Memnuniyetle.
Sesli Düşünenler'de müzik dünyamızın ustalarından Sayın Timur Selçuk'la keyifli sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi çok gerilere gideceğim sizinle ilgili olarak, sonra hızla bugüne döneceğim. Şimdi şöyle bir açıklamanız var. Demişsiniz ki ben çocuk olmadım. 5 yaşımdan beri piyanonun başındayım. Zaten yaşayamadığım çocukluğum yüzünden ülser oldum demişsiniz. Öyle. Hakikaten de çocukluk olduğunu hatırlamıyorum. Büyükler bile bazı durumlarda teyzemin, dayımın arkadaşları gönül meselelerini bile bana danışırlardı. Beşiktaş'ta akaretlerde otururduk. Onlar danışırlardı bana. Yani tabii çok sıkıntılı bir şey. İşte sonunda mideden olduk. Bu kadar çok Peki biz düşünürseniz. Bunu okuyunca sevinmeli miyiz? Yoksa üzülmeli miyiz? Şimdi bir yandan çocukluğunuzu yaşayamamış olmanızın sizde bıraktığı izleri düşününce üzülüyoruz. Ama bir yandan da diyoruz ki işte Türkiye böyle bir müzik ustasını kazandı. Ya bu sıkıntıları yaşamadan da kazanılabilir herhalde. Yani tabii her sanatçının her türde yaşadığı sıkıntılar vardır ama bu sağlık meseleleri olmasa daha iyi olur. İşte ben çocuk olamadığım için midemi kaybettim. Öyle ki ama gençliğimi de yaşayamadım demişsiniz. 20 yaşımdan beri kendim çalışıyorum, kendim kazanıyorum Doğru. ve aileme Öyle, bakıyorum. öyle, öyle. İşte zaten böyle konuşma gücümü de oradan alıyorum. Kimseye başım eğik değil, eşsiz yaradandan başka. Bir de sevdiklerime sadece. Çocukluk, gençlik sonrasında sıkıntılarınız bertaraf oldu da diyemiyoruz. Hamdolsun kimseye muhtaç değilim. Sağlık sorunlarım devam ediyor ama maddi olarak kimseye muhtaç değilim çok şükür. O bakımdan beni koruyan bir eşim var. Güzel eşiniz. Doğrudur. Değil mi? Hem içi hem dışı çok güzel bir eşiniz var. Öyledir, gerçekten de öyledir. Evet, buradan sevgili Hande Hanım'a da selamlarımızı iletiyoruz. Şimdi 12 Eylül sonrası yanılmıyorsam 8 yıl yurt dışı yasağınız var. Evet. Ve bunu pasaport verilmiyor size, yurt dışına çıkamıyorsunuz. Ama siz bu yasağı koyanları öyle bir yolla izliyorsunuz ki adeta çok şık ve çok anlamlı bir şekilde utandırıyorsunuz. Münir'in oğluna yakışır bir biçimde. Öyle. Eurovision şarkı yarışmasına. Baştan da söyledim, Eurovision şarkı yarışmasına katılacağım. Birinci olacağım. Pasaportum yok, rezil olacaksınız dedim. Gereken yerlere dostlarım aracılığıyla haber yollattım. Onların yakınları olan dostlarım aracılığıyla. Hakikaten de sevgili Hazal'cığımla bir parçamız birinci oldu. Bana bir tanesi de üçüncü oldu. Hazal'ın tek başına okuduğu bir resim desen. Hemen burada bir parantez açalım. Hazal sizin kızınız. Büyük kızım, ve evet. Tıpkı sizin babanızın izinden gittiğiniz gibi Hazal, büyük kızınız, hatta küçük kızınız Mercan da sizin izinizden giderek sanat olarak, evet. Müziği tercih etti. Biri tiyatro, Hazal daha çok tiyatro ağırlıklı. Mercan da klasik dans. O da konservatuvarda lisans 2'ye geçiyor inşallah. İkmale kalmazsa lisans 2'ye geçiyor. Aynı çizgiyi sürdürüyorlar. Doğrudur. Bana bu yakışır diye düşündüm. Çünkü ben devletimi mahkemeye veremem. Babam öyle öğretti bize. Bugün başıma böyle bir şey gelse bakın yani tekrar damarıma basmaya kalkarlarsa ne yaparım onu bilemem. Yani insan hakları mahkemesine gider miyim ama benim milliyetçi yanım biraz yüksektir. Bütün solculuğum içerisinde aşırı milliyetçiyimdir. O bakımdan sanmıyorum böyle bir şey başıma tekrar gelirse. Piyanomu alır sokağa inerim tabii. O hiç bir saniye düşünmem de yapamam. Onu yapamam. Dolayısıyla bu bana yakışan bir yöntemdi. Çok da güldük sonra. Yani devlet bile bileğimi bükemedi. Beni devlet sanatçısı bile yaptılar Cumhuriyet'in 75. yılında. Sonra geri aldılar ama. Çok ilginç. Ya tabii işte bütün o biliyorsunuz o dönem devlet sanatçısı olmuş olan hepsini geri aldılar. Halbuki o yıl Cumhuriyet'e 75 yılı dolayısıyla her türden, her daldan sanatçılar sanki bir bahçedeki çeşitli çiçeklermiş gibi ödüllendirildi. Bence çok uygar, sıcak bir yaklaşımdı. Karikatürcüsü, işte sinema sanatçısı, arabesk sanatçısı, bizler gibi hasbelkader bir şeyler yazan insanlar falan. Çok sıcak, Ajda Pekkan dahil, evet. Sevgili Ajda. Bizler böyle bir ekip pop müzikçiler de bu işin içine karıştık. Hoş, sıcak bir şeydi bence. Çok cana yakın bir şeydi. Ama işte biliyorsunuz 1 Mayıs'ta solculuk adına belediyenin ektiği çiçeği koparan zihniyet 75. Cumhuriyet yılında da böyle bir geniş anlamlı bir bahçedeki çiçekler mantığıyla bir ödül verilmesini
Çok gördü demek. Yani orada da devlet beni Tabii. devlet sanatçısı yaptı. Yani Gene belki bileğimi herkesi bükemedim. aynı kategoriye koymak doğru olmayabilir ama söylediğiniz doğru. Yani bir Timur Selçuk'un devlet sanatçısı seçip ardından bunun geri alınması gerçekten Ay, diğer tartışmaya kardeşlerimle beraber değer ben bir konu. Orhan'la Evet. Ajda'yla beraber onu almış olmak beni mutlu ediyordu. Çünkü artık buraya gelmesi Ama lazım tabii oradaki Türkiye'nin. argüman yani herkese verilmeyecek bir paye bu. Eğer herkese ÜLÜF'e dağıtıyormuş gibi dağıtırsanız onun kıymetini de zedelemiş Peki, olursunuz çok affedersiniz. diyerek yapılmış bir Verilmiş olanları tartışmaydı. tek tek gene sivri dilimle konuşturmayın beni. Çok mu hak eden var? Hiç konuşturmayın. Ayrıca da böyle bir konu olursa bir gün davet edin. Tek tek isimleri çıkarın. Hepsi hakkında ne düşündüğümü de söylerim. Eğer Allah ben lafımı esirgemem. Onun için kimse ukalalık etmesin. Şimdi bu son Eurovision şarkı yarışmasını tahmin ediyorum siz de izlediniz. İzledim. Ne Tabii, tabii, düşündünüz, ne tabii, tabii. hissettiniz? Şimdi şöyle bakmak lazım. Ulusun bir toprağa sağlam basabilmesi için o toprağın erozyona uğramamış olması lazım. Erozyona uğramayan toprak da ancak ahlaklı güçlü ağaçlar tarafından korunur. Bir ulusun bu anlamdaki ağaçları nedir? Bilim, sanat ve felsefe ağaçlarıdır. Dolayısıyla böyle bir orman içerisinde, böyle bir ağaçlıklı ülke içerisinde gezerken biraz soluk almak için, bir çay kahve içmek için popüler sanatların olduğu bir bahçeye girersiniz. Bu sinemadır, pop müziktir. Orada egzotik bir çiçek olarak siz çayınızı içerken bir Eurovision yarışması çiçeği vardır. İsmi odur onun. O çiçek haddini bilmek koşuluyla siz de o çiçeğin o orman içerisindeki bir süs olduğunu biliyorsanız şayet Eurovision yarışması hoş bir yarışmadır. Bir pazardır, bir fuardır, bir otomobil fuarı gibi. Ne bileyim evcil hayvanlar fuarı gibi bir ev eşyası fuarı gibi bu bir hoşluktur. Bunun iki faydası vardır. Bir bizim gibi ülkelerin tanıtımına katkıda bulunur. İkincisi bize yaşadığımız şu sıkıntı günlerde geçici de olsa bir moral verir. Siz bu işi alır o ormandaki sanat, felsefe ve bilim ağaçlarıyla bir tutarsanız cüceleşirsiniz. Yani o ayrımı da yapmak Kesin gerekiyor yapmak lazım. diyorsunuz. Herkese hakkını vermek lazım. Başlar ayak, ayaklar baş olmayacak. Sayın Selçuk çok teşekkür Ben ediyorum teşekkür ederim. Sağ programa olun efendim. katıldığınız için ve tabii ki bu albümümüz için de bütün müzikseverler adına size bir kez daha teşekkür ediyorum ve tabii ki babanızın şarkılarıyla böyle bir ustayı yeniden gündeme taşıyarak kimilerini uyardığınız için de size ayrıca teşekkür etmek gerektiğine inanıyorum. Sağ olun, var olun. Son olarak böyle bir defterimiz var. Hay hay. Sizin için de bir sayfa ayırdık. Diyorum içinizden ne geliyorsa lütfen buraya bizler için yazın. Buyurun.